Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep ilk defa kaderine boyun eğmedi ve Mehdi'ye ne olursa olsun, nasıl olursa olsun varım dedi. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Zeynep'in son kararıyla çiftimizin evlilikleri gerçeğe dönüşecek. Fakat ortada bir Benal gerçeği var ve Zeynep ile Mehdi'nin ayrılacağını düşünen Benal, çiftimizin beraberlik kararından pek hoşlanmayacak. Her dizide mutlaka en az bir tane entrikacı olmazsa olmaz. Bu durumda Benal'in çiftimizi ayırmak için birçok planı olacaktır. Bakalım Mehdi ve Zeynep bu oyunlarla nasıl başa çıkacak? Öte yandan ben hala Benal'in bebeğinin Mehdi'den olmadığını düşünüyorum. Tam Mehdi bebeği kabullenmişken, hayaller kurarken Benal'in eski kocası ortaya çıkabilir. Umarım da öyle olur. Çünkü bebeğinin Mehdi'den uzakta büyümesi Mehdi'yi mutsuz edecek ve Zeynep ile olan evliliklerine gölge düşürecektir. Bu bebek umuyoruz ki Benal'in eski kocasından olsun. Yayınlanan bölümde Zeynep'in Mehdi'ye, "Bebeğinin senin yanında büyümeye hakkı var. İlk defa baba deyişini senin duymaya hakkın var." sözleri üzerine Mehdi'nin "Peki seninle yaşamaya hakkım yok mu?" sözü kalbimize işledi. Zeynep'in de fikrini değiştiren belki de Mehdi'nin bu sözü oldu. Yeni bölümle beraber Zeynep ve Mehdi'nin yakınlaştığı sahneleri göreceğiz. Onlar artık gerçek anlamda karı koca olacaklar ve sezon bitmeden Zeynep'in de hamilelik haberini duymuş olacağız. Hep söylüyoruz ya, dizimiz gerçek bir hayat hikayesinin yansıması ve bizim gerçek kahramanlarımızın evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya geliyor. Yani Zeynep ve Mehdi'nin bir kız çocukları olacaktır diye düşünüyorum. Bizlerden şimdilik bu kadar. Dizimizle ilgili analiz videolarımız devam edecek. Beğeni ve yorumlarınızla dizimizi destekleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşça kalın.